çalışamayan kültür sektörü emekçilerinin sorunlarını ve çözüm yolunu Deva Partisi Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hilün Fırat ile konuşacağız. Kendisi Skype hattımızda. Sayın Fırat, hoş geldiniz yayınımıza. Fethi Hanım, çok teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sayın Fırat, birçok alanda sıkıntılar oldu bu pandemi nedeniyle. Kültür sanat çalışanları arasında da daha çok müzisyenlerin sorunları ve durumları ön plana çıktı. Sadece müzisyenler değil de etkilenenler, çok geniş alanlardaki kültür sanat emekçileri etkilendi. Tablo nedir? Maalesef biraz önce haberinizi de gördük, esnaf bittik diyor ama gerçekten biten bir başka alan daha var, kültür sanat alanımız. Kültür sanat emekçilerimiz cidden bu süreç içerisinde en mağdur kesimlerden birisi olarak öne çıkıyor. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi sadece müzik sektörü değil, elbette maalesef müzik sektörü yaşanan intihar olayları ile ön plana da çıktı. Maalesef böyle çok üzücü olaylara da tanık olduk, fakat bunun yanında tiyatro olsun, bütün sahne üstü sanatlar olsun, plastik sanatlar olsun, gerçekten bu alanda emek veren bütün sanatçılarımız bu süreçte artık pek dayanacak gücü bulamıyorlar. Bunun sebepleri de tabii doğal olarak ortada, maalesef hak ettikleri destek önlerinde değil. Kendilerini çok haklı olarak ihmal edilmiş olarak hissediyorlar. Ve gerçekten çok zor zamanlar geçirdiklerini burada özellikle dile getirmeyi çok istiyorum. Çünkü sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi dün Dünya Sanat Günü'ydü. Öncelikle bütün sanatçılarımızın, kültür sanat emekçilerimizin Dünya Sanat Günü'nü kutluyorum. Ama diyebilirim ki sanırım en buruk Dünya Sanat Günlerinden birini geçirdik. Evet, çalışmaların yapılması gerektiği konuşuluyor Sayın Fırat. Neler yapılabilir? Olanakların da çok kısıtlı olduğu söyleniyor. Gerçekten olanaklar yok mu? Hiçbir şey yapılamaz mı? Ya, Türkiye gibi bir ülkede olanağın olmaması pek mümkün değil. Açıkçası burada programlamanın doğru yapılmadığı, kaynakların doğru dağıtılmadığından bahsetmek önemli bence. Çünkü açıklanan destekler vardı. Bu desteklere baktığımız zaman, ki özellikle müzik sektörü çok büyük ön elemelerle seçilmiş 30 bin kadar müzisyene 1.000 lira gibi çok düşük. Maalesef açlık sınırının bugün 2.500-2.700 liraları bulduğu bir yerde 1.000 lira gibi bir destekle ancak karşılık bulabildi. Biz buralarda destek olabilir mi? Olabilir, bunu şöyle tartışabiliriz. Yani bugün Türkiye'de biz Kanal İstanbul gibi mega bir projeden bahsediyoruz. Bunların maliyetlerinden bahsediyoruz. Eğer bunları konuşabileceğimiz bir noktadaysak, eminim daha anlamlı destekler verme şansımız var. Bu bence gerçekten sürecin doğru yönetilememesi ve yeterli, bu kültür sanat üreticilerimizin yeterli ve hak ettikleri desteği görmediklerinden kaynaklanıyor. Neler yapılabilir? Var mı çalışmalarınız, önerileriniz? Çalışmalarımız var, evet. Biz Deva Partisi olarak muhalefetimizi de ederken yanında çözüm önerilerimizi de sunmayı çok önemsiyoruz. Bu çok önemli değil, bizim tarafımızdan da olmasa, bunlar önemsenip uygulansa bile bir çözüm bulunabileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla biz de bu kapsamda yaklaşık 3 tane öneride bulunduk. Bunlardan bir tanesi, özellikle bu kapanma sürecinin olduğu dönemde aşılama, biliyorsunuz öğretmenlerde de tartışılıyor, konuşuluyor. Cidden özellikle sosyal alanda olmak zorunda olan ve ekonomik gelirlerini sosyal alanda bulunarak kazanacak olan kesimlerin çok hızlı bir şekilde aşılanma programının tamamlanması gerekiyor. Buna mutlaka kültür ve sanat emekçilerinin, özellikle müzik sektöründe çalışan, sahne üstü sanatlarla uğraşan kesimin mutlaka sıraya alınması gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Bunun sosyal ve psikolojik sonuçları da var. Biliyorsunuz bu kapanmalarla artık hepimizin de psikolojik durumları da etkilenmeye başladı. Umarım en kısa zamanda bu pandemi bir şekilde kontrol altına alındıktan sonra, toplumun, her zaman sanat, biliyorsunuz, topluma bir iyileştirici gücü olarak ortada. Ama eğer biz buraya gerekli özen ve desteği göstermezsek, bu pandeminin kontrol altına alındıktan sonraki iyileşme sürecimizde maalesef bizlerle olamayacaklar, bizlere destek veremeyecekler.
Dolayısıyla bu aşılama sürecinde mutlaka sanatçılarımızın önceliklendirmesi gerekiyor. Bakın Türkiye'de siyasetçiler değil öncelik alması gerekenler. Sosyal alanda olan, sosyal ortamda olmak zorunda olan ve ekonomik gelirini bu alanda sağlayan öncelikle öğretmenlerimiz, sonra sanatçılarımız bu listelemede mutlaka yer almak zorundalar. Bir ikinci önerimiz, dünyaya baktığınız zaman bu pandemi sürecini dünya kültür sanat alanında açıkçası dijitalleşme opsiyonlarını tartışarak buradaki kapasitelerini geliştirmeye ve bir avantaja çevirme üzerine çalışıyorlar. Biz bırakın askeri düzeyde bir destek sağlamayı, bu alanda da hiçbir şey yapamıyoruz. Bu anlamda bence kültür ve yani Kültür Bakanlığı'nın, yani bakanlığın bir şekilde sanatçılarımızın çevrimiçi olarak kendilerini sergileyebilecek, performanslarını sergileyebilecekleri bir dijital platforma bir şekilde yatırım yapmaları ya da bunu planlamaları gerektiğine inanıyoruz. Tabii bunu yaparken özellikle tiyatrolar olsun, sanatçılarımız olsun, müzisyenlerimiz olsun, kendilerini dijital alana adapte edebilecek, dijital altyapıyı sağlamalarına sebep olacak desteklerin, belki faizsiz kredilerin konuşulmaya başlanması gerekiyor. Bu gerçekten bence pandemiden sonra da artık hayatımızın kopmayacak bir parçası olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla kültür sanat hayatımızın ve aktörlerimizin bu ortamda kendilerini gösterebilmeleri için gerekli olan teknik altyapının güçlendirilmesi ve burada mutlaka bir destek sağlanması gerekiyor. Ayrıca Sayın az da Fırat, Sayın buyurun. Fırat, başka bir maddeye geçmeden önce sizin söylediğiniz bu dijital ortamdaki etkinlikleri önemsiyorum. Çünkü sadece Türkiye'de değil, dünyada da dijital platformlar daha geniş kullanıldı. Hatta Türkiye'de de bunun örnekleri de oldu. Festivaller internet üzerinden yapıldı. Tiyatro gösterimlerinin seansları buradan yapıldı. Özellikle birinci dalgada çok yapıldı bunlar. Etkinlikler buralardan yapıldı. Hatta sahne sanatlarının birçok performansı buralardan sergilendi. Çok iyi hatırlıyorum, Uçan Süpürge Film Festivali'nin filmleri, emek filmleri buralardan gösterildi. Ama bunlar tabii ki gönüllülük bazında, hiçbir maddi karşılık beklenmeden sadece halk için yapılan etkinliklerdi. Şimdi burada Doğru. sizin söylediğiniz, aynı zamanda buraya emek eden, buradan ürünlerini sunan sanatçıların, kültür emekçilerinin de buradan fayda sağlayabilmeleri, bunun olanaklarını istiyorsunuz, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bakın böyle bir çevrimiçi platformun ortamını yarattığınız zaman normalde sosyal hayatımız pandemiden etkilenmeden önce nasıl biletimizi alıyorduk herhangi bir konsere ya da sergiye ya da bir performansa katılabiliyorduk. Bunu artık çevrimiçi de yapabiliyoruz. Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi birçok festival artık online çevrimiçi ortamlarda yapılıyor. Gönül ister ki tabii sanatın doğası gereği bir yüz yüzelik bir ortam paylaşmak bir gereklilik, kopmaz bir parçası. Ama bu pandemi koşulunun bize getirmiş olduğu noktada bunu online olarak gerçekleştirmek hiç gerçekleştirememekten çok daha iyi bir alternatif. Hepimize iyi gelecek bir alternatif. Hem sanatı üreten sanatçılarımız, kültür insanlarımız için hem de toplum olarak bizim için. Çünkü bu sıkıcı psikolojimizin açıkçası bu kadar sosyalliğimizin alt seviyelere indiği bir noktada bizi besleyecek bir alan. Dolayısıyla burada hem sanatçılarımıza bir gelir elde etme, kendilerini sanatlarını yaparak gerçekleştirmeyi sağlarken bir yandan da bizler için bir fırsat, toplumsal anlamda bizler için psikolojik bir fırsat sunacak bir alan. Ve dünya emin olun, yani biz bu örneklere baktığımız zaman dünya bununla nasıl baş ediyor? Özellikle kültür sanat alanında bunları incelediğimizde emin olun bunu bir avantaj olarak çevirmiş durumdalar. Yani bugün bir İngiltere'deki bir National Theatre'daki bir oyunu izlemek için normal şartlarda İngiltere'yi, Londra'yı gidip ziyaret etmeniz gerekirken bugün bunu bir fırsata çevirerek aslında dünyanın diğer ülkelerine, diğer insanlara bir kültür değeri olarak sunuyorlar. Biz bunu Türkiye olarak niye yapamıyoruz? Evet, Aslında zor kültürün ve ama sanatın toplumsallaşması, kültürün ve sanatın paylaşım alanları da bu platformlarda çok daha fazla genişlemiş de oluyor. Kültür Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir çalışması var mı?
Benim bildiğim kadarıyla böyle bir platform çalışması yok. Biz de burada hani bir öneri olarak da yapıyoruz. Bu gerçekten önemli bir proje. Tabii bu platformun sadece sağlanması yetmiyor. Sizin kültür ve sanat alanınızın, sanatçılarınızın, sanat üreticilerinizin bu platformlara uygun teknolojik altyapıya da sahip olmaları gerekiyor. Yani bir kamera sisteminden ışıklandırmasına kadar basit bir sistemin mutlaka sağlanması gerekiyor. Bugün bu zor şartlarda, ekonomik olarak zorlanan sektörde, bu anlamda neden olmasın, tarım alanına şeyler verilebiliyor, krediler verilebiliyor. Bu anlamda özellikle teknolojik altyapının güçlendirilmesi anlamında bankalarımız bir program oluşturabilirler. Evet Sayın Fırat, bu söylediğiniz sadece sanatçılar için değil, gerçekten toplumun ruhsal sağlığı için de gittikçe daha önemli hale gelmeye başladı. Bugün bir röportaj dizimiz var, daha çok gençlere mikrofon uzattığımız bir dizimiz var. Gencimizin birisi artık bunalıyorum, bugünlerde kendimi bir sanat dalına atmak istiyorum diye bir ifade kullanıyor sadece ve başka bir şey kullanmıyor. Gerçekten de bu pandeminin yarattığı yalnızlık koşullarında bu türden olanakların arttırılması çok daha toplumsal sağlığımız için de iyi olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz size yayınımıza katıldığınız için. Konuk ettiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.